التحيات لله الذي قال في كتابه الكريم لا تقنطوا من رحمة الله والصلاة والسلام على رسول الذي قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Bizleri yoktan var eden ve rahmetimden ümidinizi kesmeyin buyuran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Ben mekarimi ahlakı tamamlamak için geldim buyuran Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Çok saygıdeğer hazirun, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atifeti hepinizin üzerine olsun. Dün gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek veladetinin 1441. yıl dönümünü idrak ettik Hicri takvime göre. Kandiliniz mübarek olsun. Mevlid kandilinin milletimize, alemi İslam'a ve bütün insanlığa yeniden rahmet getirmesini, yeniden hayat bahşetmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin dün ben geceyi bir cezaevinde mahkumlarla geçirdim. Ve orada onlarla paylaştığım bir hadis-i şerifi sizlerle de paylaşarak sözlerimi sürdürmek istiyorum. Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. İki ayrı rivayeti var hadisin. Birisi Hazreti Ebu Hüreyre tarafından bir makberde, bir mezarda söylediği nakledilir. Birisinde ise Enes bin Malik'in rivayetinde ise Resul-i Ekrem'in bir hutbede irad ettiği, bir hutbe irad ederken söylediği bize nakledilir. Şöyle buyurmuştur Allah Resulü: "Vadittu enni laqitu ihvani." Kardeşlerimi özlüyorum. Kardeşlerimle buluşmayı çok istiyorum. Kale kale ashabuhu ashabun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem elesna ihvaneke ya Resulallah. Sahabe Resul-i Ekrem'e sordular, dediler ki ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Kale entum ashabi, siz benim ashabımsınız. Velakin ihvani ellezine amenu bi felem yaravni. Benim asıl kardeşlerim bana beni görmeden iman edenler. İşte bunu bir duaya dönüştürmek istiyorum. Yüce Rabbimiz bizi, hepimizi Efendimiz'e kardeş olma liyakatini kesbetmeyi nasip eylesin. Ve Resul-i Ekrem'in özlemini duyduğu kardeşler topluluğu olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Doğrusu bu hadisten ilham alarak önümüzdeki 14 Nisan 20 Nisan arasında Türkiye çapında kutlayacağımız Kutlu Doğum Haftası'nın da ana başlığını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlik hukuku ve kardeşlik ahlakı şeklinde belirlenmiştir. Şu andan itibaren çalışmalarımız bu yönde gelişmiştir. Ben arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin burada düzenledikleri, bu başlık altında düzenledikleri bu toplantıyı da, bu toplantıda yapılacak konuşmaları, etkinlikleri de şimdiden kardeşlik hukukumuzun, kardeşlik ahlakımızın gelişmesine büyük bir vesile kabul ettiğimi, akademinin kurucularından bir tanesiyle Mescid-i Nebevi'de, bir tanesini de
İspanya'da tanıdım ve o günden beri çalışmalarını takip ediyorum, kutluyorum. Yüce Rabbimiz nice hizmetler nasip etmeyi hepimize, Yüce Rabbimiz hizmetler nasip eylesin. Özellikle Hazreti Üstad'ın baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina etmeyin ilkesine uygun olarak yaptıkları bu çalışmalara bir ilim talebesi olarak, bir akademisyen olarak katılmaktan, davetlerine icabet etmekten, bugün sizlerle birlikte olmaktan, bugün sizleri dinlemekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Belki en sonda tekrarlayacağım bir duayı aslında Hutbe-i Şamiye'nin dua hazinemize kattığı bence çok büyük bir dua var. Ve konuşmanın bereketi için izin verirseniz o dua ile devam etmek istiyorum. O dua ile başlamak istiyorum. Bizim dua hazinemizde olmayan dualar bunlar. Fel yahya sıdk. Yaşasın sıdk. Sıdk, doğruluk daima yaşasın. Ve la aşel yes. Yeis ölsün, gebersin. Fel tedumil mahabbe. Muhabbet daim olsun. Vel takva şura. Şura hep güçlü ve kuvvetli olsun. Ennel melame ala men ittebe'al heva. Lem ve itab. Nefret, heva ve hevese tabi olanlara olsun. Vesselamu ala men ittebe'al huda. Selam da hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bu topraklardan yetişmiş 35 yaşında genç bir alimin 100 sene önce Şam Ümeyye Camisi'ne giderek 100 alimin huzurunda, 10 bin insanın huzurunda bir hutbe irad etmesi başlı başına büyük bir hadise. Ve başlı başına bugünün genç alimlerine çok büyük bir örnek. Ama asıl büyüklük 35 yaşında genç bir alimin burada irad ettiği hutbe değil. Biz de çok konuşuyoruz. Asıl büyüklük aradan 100 sene geçtikten sonra her satırda geçen her kelimenin ehemmiyetinden hiçbir şey kaybetmiş olmamasıdır. Metni benim şahsen metinle ilk tanışmam Arapçayı öğrenip öğrenmediğimi test etmek için Arapça metninin elime verilerek bunu tercüme et demesiyle başlamıştır. Tabii vüsatimin fevkinde bir metin olduğu için nasıl uğraştığımı şimdi hatırlıyorum ama bana bunu veren hocamızın da Arapçamı öğrenip öğrenmediğimi tespit etmek ve keşfetmek için değil de oradaki kelimelerle, ifadelerle, mana ve hakikatlerle tanışmamı sağlamak için olduğunu biraz geç öğrendiğimi de ifade etmek istiyorum. Metne baktığımız zaman öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bizim medeniyetimiz söz medeniyeti. Bizim medeniyetimiz söz medeniyetidir. Yüce Rabbimiz bir söz ile alemi halk etti. Yüce Rabbimiz bir söz ile insanı var etti. Yüce Rabbimiz Adem'e öğrettiği esma ile aleme
yön verdi. Söz, özellikle asrımızda en büyük problem sözün yere düşmesidir. İmajın ve görüntünün yükselmesi ve yücelmesi, sözün düşmesi asrın en büyük sorunlarından bir tanesidir. Görüntü ve imaj sözü ve hakikati perdeleyen bir şeydir. Onun için sözde ısrar etmek ve sözün hakikati üzerinde durmak zorundayız. Sözü yeniden yüceltmek, imajın ve görüntünün, ona bağlı olarak reklamın ve propagandanın anlamsızlığını ortaya koymak ama sözün hakikatini yüceltmek ve sözün ancak dava, davet, tebliğ ve irşad ile yücelebileceğini bilmek ve idrak etmek zorundayız. Bizim tarihimizde zor zamanlarda irad edilmiş çok büyük nutuklar vardır. Çok önemli konuşmalar vardır. İslam tarihinde de böyledir. Başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesiyle başlayan ve İslam tarihine yön veren hutbeler vardır. Aslında Şam Ümeyye Camii'nin minberinde irad edilen başka önemli hutbeler de var. Salahaddin Eyyubi'nin Kudüs'e girdikten sonra irad edilen hutbe önemli bir hutbedir. Fahrettin İbni Asakir'in Şam Ümeyye Camii'nde okuduğu hutbe önemli bir hutbedir. İslam tarihine Bâi'ul Muluk, kral satan alim, Sultanul Ulema, alimlerin sultanı olarak geçen İzzettin bin Abdüsselam'ın Şam Memlük sultanlarının Mısır Memlükleriyle savaşmak için Ehli Salip'ten yardım aldıktan sonra bütün insanları Şam Ümeyye Camii'nde toplayıp irad ettiği hutbe önemli bir hutbedir. Ama bütün bu hutbeler serisi içerisinde 100 sene önce oradan irad edilen Hutbe-i Şamiye de gerçekten önemli bir hutbedir. Birkaç açıdan çok önemli. Onları sizlere arz etmek istiyorum. Birincisi, bizim kütüphanelerimize girdiğimiz zaman bizim 100 yıllık kütüphanelerimiz içerisinde geri kalış edebiyatı diyeceğimiz bir edebiyatımız var. Ne demek bu? 100 sene İslam bilginleri, bilim adamları, mütefekkirler kitaplar yazdılar. Konu ne? Batı neden ilerledi, Doğu neden geri kaldı? Yahut Müslümanlar neden geri kaldı? Hristiyanlar, gayrimüslimler neden ilerledi? Bu ileri geri meselesi bir edebiyata konu oldu. Ve geri kalış edebiyatımız diyebileceğimiz bir edebiyat doğdu ki o edebiyatın ürünlerini siz bir kütüphanede toplasanız dünyanın bayağı büyük bir kütüphanesi olur. Bu edebiyat incelenmeye değer, üzerinde doktora tezleri, master tezleri yapılmaya değer. Bunları incelediğimiz zaman, bütün bu edebiyatı incelediğimiz zaman göze çarpan en büyük hastalık bu eserlerde nazil himmet, aşağılık kompleksi, umutsuzluk. Geri kalışımızı ifade ederken İslam'a olan umutsuzluğunu ortaya koymak, başkalarının ilerlediğini, sözde ilerlediğini ifade ederken ona olan hayranlığını ifade etmek bu edebiyatın büyük bir özelliği oldu. Üzülerek belirteyim. Şiirlerden nesirlere manzum bütün eserleri incelediğinizde siz bunu görürsünüz.
Peki hutbe-i şamiyede bu nasıl? Âli bir himmet. Nazil himmet yok. Âli bir himmet. Belki de bir müminde olabilecek en yüksek güven, özgüven. Bir müminde olabilecek, zaten mümine de o yakışır, yüksek bir özgüven. Nitekim şöyle diyor Hazreti Üstad, ben bu zaman ve zeminde Beşerin Hayati İçtimaiye Medresesi'nde ders aldım ve bildim ki ecnebiler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber günlük Arapçada bu uçma tabiri kullanılmadığı halde Arapçası aynen böyledir. Yani uçma tabiri Arapçada da kullanılmıştır. Bizi maddi cihette Kuruni Vusta'da durduran ve tevkif eden 6 tane hastalık. Sonra malumunuz bu 6 hastalık sayılır. Arapçasına bakıyorum. Arapçasında özellikle giriş kısmından sonra teşhislerini koyduktan sonra "Ubeşşirukum ya ma'aşiral müslimin" diye başlıyor. Müjdeler olsun ey Müslümanlar topluluğu. Müjdeyle başlıyor, umutla başlıyor. Yüksek bir özgüvenle başlıyor. Bu çok önemli. Sonra malumunuz hastalıkları sayıyor. Yesin hayat bulması, sıdkın ölmesi, adavete muhabbet, nurani kardeşlik rabıtalarını kaybetmek, hastalık gibi sirayet eden istibdat, menfaati şahsiyeye önem vermek. 6 tane hastalık. Şimdi ben bu noktada şunu sormak istiyorum. İslam dünyasının içinde bulunduğu o zor durumu izah etmek için hariçte aradığı bir tek sebep var mı? Hariçte aradığı bir tek sebep yok. Hepsi dahili. Hepsi içimizde. Yani diğerlerine baktığımızda, diğer edebiyata baktığımızda ne yapalım? Onlar şöyle güçlü, onlar bizi şöyle sömürdüler, onlar şöyle bir emperyalist güce dönüştüler, onlar şunu yaptı, bunu yaptı, bizde aramaktansa hariçte aramak çok büyük bir kolaycılık. Ancak 6 tane sebep sayıyor. 6'sı da bizim bizatihi bedenimizden, içimizden. Dışarıda bir şey yok. Hepsi içimizden. Aksine sonra dışarıdan olanları lehimize dönüştürüyor. Dışarıdan saydıkları biliyorsunuz. İslamiyet'in mazi kıtasına tamamen hükmedememesinin maniaları olarak 8 mania zikrediyor. 8 mania. Birisi ecnebilerin cehaleti. Onlar biraz ilimle irfanla tanıştılar, bu mania kalktı ortadan diyor. İkincisi ecnebilerin vahşetleri, biraz medenileştiler diyor artık. İşler lehimize dönmeye başladı. Eski vahşetleri yok diyor. Ecnebilerin dinlerine taassupları şimdi artık başka fikir cereyanlarının da etkisi, dinlerine taassupları da ortadan kalktı. Papazların ve ruhani reislerin riyasetleri, demokrasi gelişti. Artık papazların hakimiyeti de kırıldı. Bu da lehimize diyor. Ecnebilerin körü körüne onları taklit etmeleri, bu da zayıfladı diyor.
bizdeki istibdat ve şeriatın muhalefetinden gelen sui ahlakımız yine bu içeride, bu maniayı da artık ortadan kalkmaya başladığına işaret ediyor ve belki de özellikle din bilim çatışması olarak önümüze çıkacak olan Funun-i Cedide'nin bazı müsbet mesailinin hakaik-i İslamiye'nin zahiri manalarına muhalif ve muarız tevehüm edilmesi, bunu da ben halletmeye başladım zaten diyor. Eğer tevazu yapmasaydı böyle derdi. Evet, nasıl ki eski zamanda İslamiyet'in terakkisi düşmanın taassubunu parçalamak ve inadını kırmak ve tecavüzatını def etmek silah ile kılıç ile olmuş, istikbalde silah kılıç yerine hakiki medeniyet ile ve maddi terakki ile ve hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları ile düşmanları mağlup edip dağıtacak. Bu müjdeyi de veriyor. Ben yine metinden levha yapıp duvarlarımıza asabileceğimiz bazı ifadeleri paylaşmak istiyorum. Eğer biz ahlak-ı İslamiye'nin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını efalimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle başka bir yerde fevç fevç, Nasr suresindeki efvaca İslamiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Bizi İslam'ın yayılmasını önünde bir engel olarak görüyor ahlakımızı. Bu önemli bir tespit. Bir başka levha, kalbin sadefinde dini hakkın cevheri bulunmazsa, beşerin başında maddi manevi kıyametler kopacak ve hayvanatın en bedbahtı, en perişanı olacak. Bir başka levha, başka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Arapçası da adeta bir mesel olabilecek güzellikte doğrusu. Lesna kemen teraku taklide bil burhani li taklidir ruhbani. Bir aynı zamanda sanat var orada. Ruhbanla burhan kelimesi arasında. Lesna kemen teraku takallude bil burhani li taklidir ruhbani. Biz ruhbanı taklid uğruna burhanı bırakacak değiliz diyor. Bir başka levha. Tabii orada öngörüler var. Hissi kablel vuku söylenen tespitler var, teşhisler var. Sonra iki büyük dünya savaşının bu fecr-i sadıkı biraz geciktirdiğine işaretler var. Evet, Avrupa'nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğine bedel, hidayet üzerine, fazilet ve hidayet üzerine tesis edilmediğine bedel, heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden, şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı hasenatına galebe edip, ihtilalci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle, bu biraz uzun bir levha ama önemli bir levha, Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir ve az vakitte galebe edecektir. Bir başka levha, her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nevi beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah. Hakikati İslamiye'nin güneşi ile Sudbu Umumi dairesinde
hakiki medeniyeti görmeyi rahmeti ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Bir başka levha, ben bütün kuvvetimle şu işte o yüksek özgüvenin belki dille ifadesi ancak bu kadar olabilir. Bütün kuvvetimle hadsiz lisanım olsa, o hadsiz lisanlarla kasem ederim ki, alemi bu nizami ekmel ile bu kainatı zerreden seyyarata kadar, sinek kanadından semavat kandillerine kadar, nihayet bir hikmeti intizam ile halk eden hadimi, hakimi Zülcelal ve sani-i Zülcemal'e o hadsiz lisanlarla kasem ediyorum ki, beşer hiçbir suretle bütün envai kainata muhalif olarak ve küçük kardeşleri olan sair taifelere zıt olarak kainattaki nizama külli şerleriyle muhalefet edip nev-i beşerde şerrin hayra galebesini binler senede sebep olan o zakkumları yiyip hazmetmek mümkün değildir. Kötülük hakim olmayacak. Kötülük hakim olmayacak diyor. Ama bunu tabii gerçekten çok veciz bir şu surette ifade ediyor. Biz de katlimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknetu min rahmetillah kılıcı ile o yeksin başını parçalayacağız. La taknetu min rahmetillah ile kılıcı ile yeksin başını parçalayacağız. Nitekim hutbeye bu ayeti zikrederek başlıyor malumunuz. Sonra hadis olarak zikrediyor ama bir hadislerden mülhem bir mecelle kaidesidir. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu hadisinin hakikatiyle belini kıracağız inşallah. Bu da levha olacak bir güzel ifade. Tabii daha sonra bir başka levha. Muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. Ne olursunuz bizim hattatlarımız yazsın bunu duvarlarımıza asalım. Muhabbete en layık şey muhabbettir. Husumete en layık şey husumettir. Nitekim Arapçasında da bu ifade çok hoş. Kulağa çok hoş gelen bir ifade. أن أجدر شيء بالمحبة المحبة وأليق صفة بالخصومة الخصومة. Bir başka levha, hürriyeti şer'iye ile meşvereti meşrua hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Buradan hareketle malumunuz bir de zeyilleri var. Bu zeyillerden bir tanesinde Şümendüfer denilen hani Sultan Abdülmecid ile birlikte Balkan seyahati var malumunuz. Trenle yolculuk yapılıyor. Şümendüfer denilen medrese-i seyyariye mi? Yanılmıyorsam. Şümendüfer denilen medrese-i seyyariye. Şimendifer denilen seyyare-i medrese-i seyyariyede mütefennin dostlarına söylemiş. Onlarla hamiyet-i milliye ile hamiyet-i İslamiye'nin mukayesesi var malumunuz. Aslında kavmiyetçilik ve mezhepçilik cereyanlarının İslam dünyasını sardığı şu zaman dilimlerinde ne kadar önemlidir o. Hamiyet-i İslamiye ile hamiyet-i milliye.
farkını izah ettikten sonra bize delil getir diyorlar ya. İşte ondan sonrası gerçekten icaz niteliğinde bir örnektir. Tren yolunun kenarında duran çocuk ile Rüstem-i İrani ve Herkül-i Yunani'yi bir mukayese vardır orada. İşte o yüksek özgüven, o imanın, zaten mümin demek sadece Allah'a iman eden değil, Allah'a imanla birlikte aynı zamanda Allah'ın o sonsuz kudretine yüksek güvendir. Ve o çocuktaki korkusuzluk ile müminde daima var olması gereken korkusuzluk aynı şeylerdir. Hürriyet-i şer'iye ile meşveret-i meşru'a hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası, ruhu ise İslamiyet'tir. Gerçekten bazı konuşmacılar işaret ettiler. Bilhassa son zamanlarda İslam dünyasında kavmiyetçilik cereyanları ile birlikte mezhep fikrinin bir kimliğe dönüşerek dini mübini İslam'ın önüne geçmeye başlaması tarih boyunca olduğu gibi büyük bir fitnedir. Mezhebi ve meşrebi sadece bir gruba, bir fırkaya, bir cemaate mensubiyeti, bir kimliğe dönüştürmek ve o kimliği dini mübini İslam'ın önüne geçirmek. Üstadın ifadesiyle baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina etmek ve sonra insanların kendi ihtiraslarını, kendi güç ve iktidar arzularının sığınağı haline getirmek, o mezhep ve meşrep fikirlerini İslam dünyasında çok ciddi bir tehlikedir. Bu sebeple belki 100 sene sonra özellikle bu metni esas alarak yaptığınız bu toplantıyı önemsemem şahsen içinde yaşadığımız sorunlarla ilgili. Ve ben sözlerimi uzattığımın farkındayım. Yine aynı şekilde başta yaptığım dua ile bitirmek istiyorum. Fel yahya's sıdk. Sıdk, sadakat, doğruluk daima yaşasın. Ve la aşel yeis, umutsuzluk ölsün, gebersin. Fel tedumil muhabbe, muhabbet daim olsun. Muhabbetimiz, en büyük muhabbetimiz muhabbete olsun. En büyük husumetimiz husumete olsun. Vel takva şura, birbirimizin fikirlerine her türlü saygısızlıktan vazgeçerek şurayı, aramızdaki meşvereti daima güçlü kılsın. Ennel melame ala men ittebe'al heva, levn, itap ve nefret hevasına tabi olana olsun ve selam hidayete tabi olanlara olsun. Allah'a emanet olun.